mi? Evet, bel fıtığı ve boyun fıtığı hakkında bugün sevgili izleyenlerimize bilgilendireceğiz, tedavilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bel fıtığı nedir? Hangi olasılıklarda oluşur? Bel fıtığıyla başlayalım hocam isterseniz. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ben başlamadan temelleri Sivas'ta atılan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bütün ülkemizin bayramını kutluyorum. Başta tabii Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen ve bugünlere ülkemizin, Cumhuriyetimizin gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı bildiriyorum. Konumuza gelecek olursak, evet. Şimdi bel fıtığı tabii biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 7'den 70'e herkeste bir sebeple olabilen bir durum, bir rahatsızlık. Bel ağrısı hepimizin yaşadığı, bazen çok genç yaşlarda, bazen daha ileri yaşlarda, daha çok orta yaşlarda çalışan kesimlerde sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Yani bel ağrısı çekmeyen hiç kimse yoktur. Ama tabii bu bel ağrısı olan herkes illa bel fıtığıdır anlamına da gelmez. Kesinlikle. Mutlaka bunları bir ayrıcı tanıya gitmek gerekiyor. Bel ağrısının tabii çok çeşitli sebepleri var. Bizim bel fıtığı da bunların başında gelen sebeplerden. Dolayısıyla bel ağrısı çeken insanların acaba bende bel fıtığı mı var diye endişe etmesi ya da şüphe etmesi gayet normal. Bunun tabii bir uzmana başvurduklarında bel fıtığı olup olmadıklarını veya ağrılarının nereden kaynaklandığını tespit etmek mümkün. Yani kendileri bir tanı koymadan öncelikle tabii ki de uzman doktorlarımızla danışmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bel ağrısının işte hani derler ya klimanın altında kaldım, evet, ya da işte cereyanda kaldım. En basit nezledi vesaire. Gibi. Evet. Oralardan başlayıp işte trafik kazalarında bel kırıklarının, evet, oluşmasına veya zorlamayla bel kırıklarının oluşmasına kadar giden ve ya da işte tümör, spazm, fibrozit, romatizma, yani aklınıza gelebilecek birçok hastalıkta aynı zamanda bel ağrısı da olabilir, olabiliyor. Hatta dahili hastalıkların bir kısmında yine bel ağrısıyla insanlar karşılaşabilir. Dolayısıyla hani benim bel ağrım var, şuyum deyip kendi kendimize tedavi olmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla bir bu işin ehline danışmalarında yarar var.